Herkese merhabalar, Papatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere inanılmaz gösterişli ve lezzeti şahane olan bülbül yuvası tatlısıyla geldim. Hem yapması çok zevkli, hem çok pratik, hem de inanılmaz lezzetli olan bu tatlımızın bayrama da sayılı birkaç günümüz kalmışken belki hepinize güzel fikir olur. Ben hemen malzemelerime geçiyorum. Öncelikle yeteri kadar unumuz var. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya şekeri, 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı eritilmiş margarin, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı limon suyu, arzuya göre badem, fındık, ceviz ve fıstığımız var. Şerbetimiz için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 1 tane küçük limon dilimi. Ben zaten gerekli bütün malzemeleri her zaman tam ölçüleriyle aşağıya ekliyorum. Eğer sorularınız da olursa bana her zaman yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Evet, tatlımızı hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle mutlaka bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olması lazım. Daha sonra unumu ve kabartma tozumu kenara ayırıyorum ve diğer bütün malzemelerimi kabıma alıyorum. Evet, sirkemi de ekliyorum. Eğer evde üzüm veya elma sirkesi hangisi varsa hiç fark etmiyor. İkisiyle de hazırlayabilirsiniz tatlınızı. Evet, pudra şekerinizde eğer bu şekilde topaklanmalar varsa elemenizi tavsiye ederim. Ve en son unumu ve kabartma tozumun bir kısmını alıyorum kabıma ve yavaş yavaş dikkatli bir şekilde eliyorum. Evet, önce şöyle bir karıştırıyorum. Mutlaka yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz. Unumun diğer kalan kısmını da yavaş yavaş çok az bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumun kıvamı geldikten sonra kabımdan masama alıyorum ve şöyle 3-5 dakika mutlaka hamurumu yoğuruyorum. Evet, şöyle biraz yumuşak hamur oldu. Aynen bu şekilde kıvamı olması lazım arkadaşlar. Yani biraz kurabiye hamuruna benziyor ama bu daha yumuşak oluyor. Ve üzerine örtüyoruz ve mutlaka dinlendiriyoruz. Evet, hamurumuz dinlenirken biz hemen şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimizi mutlaka kaynadıktan sonra 15-20 dakika kaynatıyoruz. Ne kadar kıvamı güzel olursa şerbetimizin, tatlımızın da lezzeti o kadar güzel oluyor. Aslında bu bütün tatlılarımız için geçerli. Şerbetimiz gerçekten kıvamı çok önemli arkadaşlar. Ve hemen bu arada hamurumuz dinlendi. Şerbetimizi ılıması için kenara alıyoruz ve hamurumuzu şöyle biraz toparlayıp büyük bezeler hazırlıyoruz. Bu arada mutlaka fırınımızı 180 derece sıcaklıkta önceden açıyoruz ve ısıtıyoruz. Evet, bezelerimizi hazırladık. Hemen şöyle bir merdane yardımıyla, hamurumuz çok yumuşak olduğu için kesinlikle ince açmıyoruz. Yani kalın bir beze açıyoruz. Evet, bir tane çay bardağı yardımıyla hemen hamurumuzu şöyle bastırarak, yumuşak olduğu için hamurumuz fazla zaten uğraştırmıyor. Hemen şöyle dokunmamız yeterli. Hemen küçük küçük bezelerimizi, borcamımızı alıyoruz. Evet, hemen sizlere yine yakından kıvamını ve kalınlığını da şöyle göstermek istiyorum. Aynen bu şekilde hazırlıyoruz ve borcamımızı hiç yağlamadan hepsini borcamımıza diziyoruz. Evet, diğer bezelerimizi de yine aynı şekilde hazırlıyoruz. Zaten bu bütün verdiğim malzemelerden tam bir tepsi tatlı çıkıyor. Yani kesinlikle hamurumuz artmıyor arkadaşlar. Kenarlarından toparladığımız hamurları da yine tekrar yuvarlayıp diğer bezelerimizin yanına koyuyoruz. Ve tekrar hazırladığımız bezelerimizin daha küçük ağızlı olan küçük bir bardak veya evinizde sıkma aletlerinin de ucu olabilir. Onlarla şöyle ortalarını alıyoruz ve bu şekilde küçücük mini simitler şeklinde hazırlıyoruz ve onları da küçük bezelerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle elimizle dikkatli bir şekilde üzerlerine koyuyoruz ve hemen hepsini hazırladık. Ve kenardaki yumurta sarımızı hemen üzerlerine bol şekilde sürüyoruz.
ve arzuya göre içlerine ceviz, badem, fındık, hangisi damak zevkinize daha çok uyuyorsa bu şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, tepsimiz hazır. Gerçekten görüntüsü şahane oldu. Lezzeti de gerçekten bir o kadar güzel. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına 30-35 dakika pişmeye veriyoruz. Son 5 dakikasını mutlaka fırınımızın en altında pişiriyoruz. Ama bizler her zaman fırınımızı kontrol ediyoruz. Fırın ayarları değişik olduğu için. Evet, tatlımız pişti. Gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor. Ve biraz tabii ki ılıması için bekliyoruz. Yani tatlımız da şerbetimiz de ılık olacak. Eğer bir gün önceden hazırlarsanız tatlınızın kıvamı ertesi gününe daha güzel olur arkadaşlar. Ama tabii ki bu şekilde de hemen hazırlayabilirsiniz. 2-3 saat sonra tatlınız yemeğe hazır. Ben sizlere hemen 2-3 saat sonra servis tabağımı alıp göstereceğim. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler yine sunumu seyrederken ben yine her zamanki gibi vedalaşmak istiyorum. Öncelikle videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni videolarla her hafta buradayım. Eğer abone olup zilinizi açarsanız çok memnun olurum. Güzel yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz, sevdiklerinizi de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese güzel günler diliyorum.